Merhabalar, Saat 20 Dünya Hali, Selim Atalay. Olanları ve olacakları konuşacağız. Dünyada bilmeniz gerekenler, önceden söylediklerimiz, sonra da olanlar oluyor. Efendim, Orta Doğu'da bölgemizde sıcak çatışma riski olan yer sayısı yetmiyormuş gibi yeni bir yer daha bu listeye katıldı ve listenin en ucuna gitti. Yani buralara bu üç vakte kadar bir olay çıkacak ise ihtimal yüksektir. Hürmüz Boğazı'nda çıkacak. Nasıl oluyor? Evet, Hürmüz Boğazı işte haritalardan da bilinir. Basra Körfezi'nin çıkış noktası. Dünyanın bilinen petrol tanker trafiğinin %30'u falan buradan geçer. Ve de İran bizim petrol ihracatımıza bir şey olursa herkesinkine olur. Biz çıkartamazsak kimse çıkartamaz deyip doğrudan Hürmüz'ü ima etti. Bu dünden beri gelişiyor. Fakat bugün Amerikan 5. filosunun ve de onun bağlantılı çalıştığı Merkez Komutanlığı'nın bir açıklaması vardı. Daha doğrusu medya Merkez Komutanlığı'na sordu. İran böyle diyor da siz ne diyorsunuz diye. Onlar da dediler ki körfezi açık tutacağız. Yani körfezin kapanmasına karşı körfezi açık tutacağız. Tabii bunu 5. filo söylediği için bunu rica ile falan yapmayacakları ortada. Doğrudan çatışma ortamından bahsediyorlar. Açacağız, açarız diyor. Şimdi bu noktaya nasıl gelindi? Bu noktaya şöyle gelindi. İşte Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımlar, Kasım'da kimse artık İran'dan petrol almayacak diye beyanı çıktı. Sonra İran'da diyor ki biz ihraç edemezsek kimse edemez. Şimdi orada bir görüş farkı var. Şöyle, Donald Trump fiziken İran'ın ihracatını engellemek gibi bir niyet taşımıyor. Donald Trump İran'ın alıcılarına bir baskı yapıyor. İkincisi, ihraç edilmiş olsa bile, fiziken gitse bile bu petrolün parasının ödenmemesini sağlamak için bütün imkanlarını kullanacağını söylüyor. Ve bu imkanları elinde var. Nedir? Ödeme sistemi elinde olduğu için merkez bankalar üzerinden böyle bir trafik olmayacağını biliyor. Engellerim diyor. Bunun alternatifini dün kısmen küresel oyunda da konuştuk. Bunun alternatifini Fransa çok denedi, uğraştı. Fransa işte kendi şirketlerini de koruyabilmek için. Ve şu sonuca vardı. Fransız Maliye Bakanı'nın açıklamasıydı. Anlatmıştık. Fransız Maliye Bakanı dedi ki tamam, kanunu da çıkartırız. Şirketler orada faaliyete de devam eder. Amerika ile işi olmayan şirketler İran'da işi yapabilir. Petrol de alınır. Fakat bunların ödemesinin yapılamayacağı anlaşılıyor diyor. Fransız Maliye Bakanı işi çözemediyse kimse çözememiş demektir. Bunların ödemesinin yapılamayacağı, dolayısıyla İran'da yapılan işin karşılığının ödenemeyeceği anlaşılıyor. Parayı öyle cepten cebe veremiyorlar. Bir yerlerden geçmesi lazım. İşte o zaman da ödeme sistemleri üzerinden Amerika'nın etkisi görülüyor. Ve o yüzden fiziki olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatmak falan, o da ayrı bir konu. O da 40 senedir konuşulur. Ona da ayrıca bakmamız gerekiyor. Öncelikli olarak Hürmüz Boğazı'na bakalım. 32 kilometre falan dar yeri. Orası aslında Umman'ın arazisidir. Birleşik Arap Emirlikleri uzar fakat uç nokta Umman'ındır. Umman hakimiyetine karşısı İran. Orası 32 kilometre fakat tankerlerin geçiş yolu daha dar. 2 kilometreye 2 kilometrelik gidiş geliş iki yol vardır. Tankerler orayı bilir ve tekrar işte dünya tanker trafiğinin %30'u. Aynı zamanda ilginç bir şekilde Hürmüz Boğazı'nın trafiğine en çok İran'ın ihtiyacı var. Çünkü İran hala bunca senedir, tamam bütün karşı kıyı İran'dır. O burnun karşı tarafı, fotoğrafın sağ tarafı hep İran. İşte sol tarafı Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri. Fakat İran hala şu körfezi geçip kendi yükleme limanını oraya bir türlü koyamadı dışa. Hint Okyanusu tarafına. O yüzden onların da Basra Körfezi'nden çıkması lazım. Başka? Oradan kimler çıkıyor? Şöyle liste uzun. Kuveyt var bildiğimiz. Suudi Arabistan var. Suudi Arabistan'ın da önemli bir kısmı oradan. Birleşik Arap Emirlikleri var. Irak var. Katar'ın LNG sıvılaştırılmış petrol üretimi oradan geçiyor.
Yani bu hattın açık kalması tekrar 40 senedir Amerika'nın konuştuğu ve her şeyi yapmaya hazır olduğu bir durumdur bu. Tek senaryo. İran bir şey yapacak, Hürmüz Boğazı'nda trafik kapanacak ve 5. filo nerede? Bahreyn'de üstlenmiş durumda. Koskoca bir orada filo var ve bütün merkez komutanlarının aslında daha önce ilgisi ve alakası 1980'lerde bu iş içinde. Ta Jimmy Carter zamanı. Hürmüz Boğazı açık kalacak o kadar. Şimdi Hürmüz Boğazı'nı İran kapatabilir mi? Bir Amerikan analizi vardı. Şöyle İran'ın oturup Halic'in girişine Fatih'in işte demir halka zincir çekmesi gibi bir şey söz konusu değil tabii ki. Ellerinde çok sayıda şey var. Küçük çaplı bot var. Bu işte dıştan takma motorlu ve hızlı askeri niteliği bile yok o teknelerin. Onların içinde devrim muhafızlarının elinde roket atarlar. İşte yüzlercesinin tankerlere saldırarak o da şöyle tekrar fiziken kapatma. Orada bir iki tankere şöyle bir hafif hamle yapmak bile yetiyor. O zaman herkes korkuyor, duruyor. Trafik duruyor. O şekilde duruyor. Yani fiilen kapatma dışında bir fiziki küçük bir tehdit yetiyor orayı kapatmak için. Sonra işte Amerika analizi de diyor ki bir müddet belki başarırlar ama sonra biz orayı açarız ve koruruz ve orada geçiş devam eder. Şimdi ne kadar hiç olmamış bir şey ama ne kadar işlerin kolayca tırmanabileceğini, şimdi herkes orada dikkatli olduğu için, ellerde tetikte olduğu için, orada işte iki dıştan motorlu, takma motorlu teknenin bir petrol tankerine şöyle azıcık hızlanması bile bu noktadan sonra önemli olay olacak ve herkesin eli tetikte. Herkes ah işte başladı başlamadı falan gibi. Dolayısıyla petrol piyasasının da asla ihtiyacı olmayan bir başka gerilim. Oraya da geleceğiz. Sonra bu İran'a yaptırım meselesi, evet işte Ruhani orada dolaştı, Avusturya'da, şurada, Avrupa Birliği'nde falan ama tekrar nükleer anlaşmanın kalmasını ya da ayakta durmasını Avrupa tek başına sağlayacak durumda değil. Vladimir Putin, dün küresel oyunda konuştuk, 16'sında Vladimir Putin'le Donald Trump arasındaki zirvenin bir maddesi. Vladimir Putin ne yapacak İran konusunda, ne kadar bir koruma sağlayacak veya İran bir piyon olmaz da değeri Putin için bir vezir olabilir. Vezire karşılık ne? Belki bir at alır falan. Böyle bir şey olacak. Değiş tokuş. O yüzden bilemiyoruz. Onu beklemek lazım 16'sını. Fakat bu arada işlerin ne kadar ciddi olduğunu anlatması açısından dün vardı. Japon Başbakanı Abe'nin 40 yıl sonra ilk kez bir Japon Başbakanı olarak Tahran'ı ziyareti vardı. Japon Başbakanı bir yere geldiği zaman ziyarete gelmiyor. Ticaret anlaşması yapmaya işte İran'ın petrol alıcılarından bir tanesi Japonya. Onları bir hale yola koymaya gelecekti. Şimdi o ziyaretin iptal edildiği yolunda kuvvetli belirtiler var. Japonya hayır daha falan diyor ama anlaşıldı ki onlar da korktu demek, dedirtmek istemiyorlar ama için doğrusu o. Donald Trump'ın tehditlerinden korktuğu için Japonya, Abe ziyareti iptal etti. Gitse bile yapacak bir şey yok. Tekrar alalım, tamam. Satalım, tamam. Neyle ödeyeceksin? İş orada tıkanıyor. Trump demişken OPEC, petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı var. Bir de Donald Trump var. Donald Trump bu OPEC'i dağıtmak için gayet kararlı. Destekliyoruz açıkçası. Daha önce de anlatmıştı, kendisine destek tweet'i beyan ettik, devam et diye. Çünkü bu OPEC herkesin başına dert, her zaman 30 senedir başımıza dert. Onların yüzünden pahalı petrol alıyoruz. O yüzden dağıtılmasında fayda var. 4 Temmuz Amerika'da tatildir. İşte herkes mangal yapar falan. Donald Trump da bir mangala gitti. Fakat ona rağmen oturmuş tweet attı. Önemli. Ve bu sefer OPEC'e sinirlendiğini beyan ediyor. Bakın o tweetin en altına. Sosyal medyada ve mesaj iletişiminde herkes bilir. Büyük harfe geçtiğiniz zaman bağırıyorsunuz anlamına gelir. Hatta belki kötü sözler söylüyorsunuz anlamına gelir.
reduce pricing now diye yüksek sesle, büyük harfle fiyatı düşürün diyor. Şimdi düşürün. Şimdi bu şimdi meselesini daha önce de konuşmuştuk. Donald Trump'ın sabrıyla petrol fiyatının düşüş eğrisi arasında bir boşluk var. Çünkü söyledik, öyle isteseler bile ha diye düşüremezler. Petrolün düşmesi hayli merasimli bir iş. Üretimin artışı bile tehlikede. Ve ama böyle Donald Trump cumartesi günü atmıştı, şimdi çarşamba attı. 4 günde 5 günde bir hadi düşürün, hala petrol fiyatı yüksek. Çünkü şeye bakıyor, benzin pompa fiyatına bakıyor. OPEC tekeli, tekel, bu tekeli kır diye, belki bizim tweet'i okudu, ne biliyorsunuz. Çünkü bu kartel, bu tekel kırılmalıdır diye lafa girmiştik. OPEC'in monopol, tekel olduğunu Donald Trump bir yerden duymuş. Belki bizden duydu, olabilir. Şimdi diyor ki OPEC tekeli şunu hatırlamalıdır, bilmelidir ki bizim benzin fiyatları hala yüksek. Ve de OPEC şu an bu işe yardım etmiyor ya da çok az yardım ediyor. Hatta OPEC fiyatları yükseltiyor diyor. Onu da görmüş. OPEC yüzünden yükseliyor fiyatlar. Ve de diyor ki Amerika olarak birçok OPEC ülkesini çok ucuza, hiçbir karşılık beklemeden adeta biz koruyoruz. Daha önce de dedi, sizi biz koruyoruz. Onun için dediğimi yapacaksınız, dediğine petrol fiyatını düşürün kardeşim, o kadar. Nasıl düşürürseniz düşürün. Üretimin artması diye bir şeyi de orada biliyor. Fakat üretimi Suudi Arabistan'ın öyle ha diye artıramayacağı, kapasitenin zaten sınırlı olduğu falan gibi gerçekler var. Bir de bir başka gerçek var. Bunu İran Petrol Bakanı da söyledi. Haklı. Aslında şu noktada petrol fiyatını Donald Trump yükseltiyor. Çünkü böyle OPEC'in üstüne yüklendikçe ve işte kapasite artırın diye yüklendikçe analistler ve petrol fiyatını belirleyenler hesap yapıyor. Tamam, şimdi kapasite yükseltelim, ne kadar yükselecek? Sınırda zaten 2 milyon varil. 2 milyon varili Suudi Arabistan istese bile, Donald Trump korkusuyla ve çaresizlikle işe girişse bile 6 aydan önce yükseltemez. Ne kadar yükseltir? En iyi ihtimal 2 milyon varil yükseltir. Peki Donald Trump ne yapıyor? Donald Trump İran'ın petrol ihracatını durdurmaya kararlı. İran'ın petrol ihracatı ne kadar? 2,5 milyon varil. Yani Suudi Arabistan 6 ay sonra bütün çabası ve iyi niyetini kullansa bile yükseltebileceği miktar 2 milyon varil. Donald Trump'ın kesmeye çalıştığı 2,5 milyon varil. Petrol piyasası da diyor ki bak, bunu birbirini tutmuyor. Sen hem İran'ı masadan kaldırıyorsun, hem ekstra kapasite diyorsun ama getirdiğin ekstra kapasite hem şimdi yok ortada, hem de yetmiyor. Petrol fiyatlarını yükselten sensin. Tabii ki Donald Trump'a asla böyle bir şey söylemez. Donald Trump böyle bir şeyi asla kabul etmez. Ne olacak? Bu iş tekrar daha önce söylediğimiz gibi Suudi Arabistan'ın başında patlayacak gibi duruyor. Çünkü bir şeyi daha hatırlamamız gerekiyor. Orta Doğu'da İran meselesini kim çıkarttı? Donald Trump'ı İran için kışkırtan kimdi? İran en büyük tehdit, İran en büyük tehdit diye Donald Trump'ı yağlayıp ballayıp kışkırtan kimdi? Suudi Arabistan'dı. Şimdi dönüp dolaşıp yine Suudi Arabistan'a geliyor ama ummadık bir yerden geliyor. Orta Doğu'da tilkiliklerin sonu yoktur. Herkes çok tilkidir. Ama arada sırada da tilkilerin böyle kuyrukları gider. Şimdi Suudi Arabistan hikayesini izliyoruz. Bugün Türkiye'den dışarı yansıyan önemli gelişme olarak açıklandı, bültenlerde de vardı. Türkiye'nin Pakistan'a 4 savaş gemisi yapması ve satması. Korvet, 4 adet korvet, ikisi burada, ikisi Pakistan'da inşa edecek diye açıklamalar var. Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin açıklaması var. Bakan savunma sanayi için bugün çok önemli bir gün dedi. Evet, Türkiye'nin gemi yapar ve de hem kendi ihtiyaçları için hem de ihraç eder duruma gelmesi önemli. Hatta Türkiye'nin en büyük savunma sanayi ihracatı olarak şu an kayıtlarda. Bunun daha sonra aşılacağını da biliyoruz. İlk adım bu. Güzel. Herkes de not almış durumda.
İngiltere'de yeni bir zehirlenme olayı. Yeniden o işte Rus casusun zehirlendiği kimyasal madde. Yine bir kadın, bir erkek. Aynı filmi 4 ay sonra yeniden sahneye mi koydular diye meraklandık. Neydi? Rus casus ve işte kızı zehirlenmişti. Kurtuldular. Hala ortalıkta yoklar, göstermediler kimseye ama kurtuldular. O hikayenin hiçbir zaman anlatıldığı gibi olduğuna inanamadık. Yoktu ortada öyle bir şey. Bir böyle başka işler vardı. Teyide muhtaç çok sayıda unsuru vardı o hikayenin. O daha bitmemişken bunun üstüne bunun gelmesi artık pes. Yani bu işlerde bile iki kez aynı el oynanmaz. Yani en azından senaryonun falan değişmesi lazım. Bu kadar benzerlik olmaz. Zaten şimdilik ortaya çıktı olayın bir kaza olduğunu. Fakat ne zaman söylüyorlar? İlk haberin yayılmasından 12, 14, 16 saat sonra ilk 12 saat yine Moskova birilerini zehirledi Rusya falan diye Rusya'nın üstüne çullandılar. Bu niye önemli? Donald Trump'la Vladimir Putin'in oturup konuşmasını hele Donald Trump'ın Vladimir Putin'le baş başa kimse yokken konuşmasını Amerika'da istemeyen önemli bir kesim var. Dünyada da istemeyen önemli bir kesim var. Başka deyişle Donald Trump Putin zirvesinin olmaması için bu bizim yorumumuz. Çok fazla çaba göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bu da onlardan bir tanesi miydi diye düşündük. Neyse ki İngiltere çak etti dedi ki bu zehirlenen çift ilk zehirlenen çiftin dolaştığı yerlerde dolaşmış. Böyle 5 dakika mesafede falan yerlerdeymiş. O ilk zehirleme olayında kullanılan şırınga ya da işte taşıyıcı tüp ne ise minik bir şeyse onunla temas ettikleri ve o yüzden zehirlendikleri zannediliyor. Daha henüz tam kanıt yok. Şimdi birkaç soru. İlk zehirlenenlerin artıklarıyla bunlar zehirlendiyse siz orayı temizlemiştiniz. Ne oldu? Zaten halkta panik başladı. Tekrar yetkililer hiçbir paniğe gerek yok. O zaman da öyle işte demişlerdi. Her şey temizlendi. Artık kalıntı kalmadı. Bak adamlar tekrar ikişer ikişer zehirleniyorlar. Bu nereden geliyor? Asıl hikayesi o. Olayın siyasi baskı yönü de var İngiltere'nin üzerine. Tekrar hatırlayalım bu olaylar İngiltere'ye bakın Batı İttifakı'ndan Avrupa Birliği'nden çıkmaya kalktığınız zaman başınıza neler geliyor mesajı da veriyor. İngiltere de korkuyor. Böyle bir ortam. Şimdi işte bakıyoruz, ediyoruz falan filan. Moskova'ya ama önce yüklendiler. Moskova bizden özür dileyeceksiniz dedi. Çok kızdı. Yani iki şey bir olay iki kez tekrarlanmaz. Bunu Moskova bile biliyor. Neyse, şimdilik dosya açık. Bakacağız. Çok sıcak, feci sıcak. Her yer sıcak. Her yer derken Kuzey Amerika, İngiltere, Kuzey Avrupa, Afrika, Orta Doğu zaten biliyoruz. Her yer kavruluyor. Mevsim normali falan geçmiş durumda. Her yerde bir anormallik var. Artık mevsim anormalini yaşıyoruz. Hiç daha önce görülmemiş olaylar. Amerika'nın ucu Kanada. Şöyle yapalım. Kanada'yı buradan gösteremiyoruz. Kanada'nın ucu Atlantik'e bakan, İngiltere'ye bakan tarafı öyle söyleyelim. Orası Quebec. Quebec serin bir yerdir. Yani yazın bile böyle montla hırkayla falan dolaşılır. Quebec eyaletinde en az geçen hafta aşırı sıcaktan 18 kişi can vermiş. Bu görülmüş bir şey değil. Aşırı sıcaktan Kanada'da en soğuk, en kuzey Kanada'da 18 kişi can veriyor. Montreal sıcaklık rekoru kırmış 36,6 santigrat derece. 36'da rekorlar ve insanlar ölmeye başlıyorlar. Öyle bir nokta. Sonra Amerika'nın batısı, Kaliforniya tarafı zaten kıpkızıldı orası görülüyor. Kaliforniya her şey kırmızı. Meksika zaten yanıyor. Mesela Denver, Colorado. Colorado da yukarıdadır. Kanada sınırına yakın dağlık yer. En az 8.000 metre rakımı var Colorado'nun yüksek yer. 40 derece, 40,5 santigrat dereceyle yine rekor kırılmış. Sıcaklık rekoru.
8 metre irtifada 40 derece oluyor, 41 derece oluyor. Olacak şey değil. Tekrar anormalliğin doruk yaptığı nokta. Gelelim İngiltere'ye. İngiltere felaket durumda. Avrupa haftalardır anormal sinyali veriyor. İskoçya'da güneş göremezsiniz. Yani fotoğraflardan falan bakarlar güneşe. Çok hasret kaldıkları zaman. Öyle bir yer İskoçya'da 33,2 ile rekor kırılmış. Bakın Kanada'da 36, İskoçya'da 33 rekor sayılıyor. Ama nedir? Görülmedik, bilinmedik de sıcaklıklar. Orta Doğu zaten yanıyor. Bunu anlatmıştık. Uman, Kuriyat'ta günün en düşük sıcaklığı 42,6 olmuştu. Uman, Arabistan Yarımadası'nın aşağısı. Orası ayrı bir anormallik yaşamakta. Memleketteki durum malum. Neden? İlginç bir durum yaşanıyor. Şimdi Jet Stream diye bir büyük rüzgar koridoru vardır. Dünyanın çevresinde batıdan doğuya gider. Bu Jet Stream'in normalde işte orta kuşak ekvatorun biraz yukarısında falan esmesi gerekir. Fakat ne hikmetse, hikmetini de söyleyeceğiz birazdan. Bu Jet Stream'in yani büyük dünyayı çevreleyen rüzgar koridoru yukarı çıkmış, yukarıdan esmeye başlıyor. Bu atmosferin ta en üst tabakasında esiyor. Yani öyle bir görülebilir bulut falan gibi değil. Resmen çok büyük bir nehir de diyoruz. Nehri de aşan kilometrelercelik bir büyüklükte bir büyük rüzgar kanalı. O kanal yukarı kaymış. Yukarı kaydığı zaman diyorlar bütün aşağısında sıcaklık yükselmeye ve ters etki yaratmaya başladı. Peki ne olacak? Aşağı inmesini ne zaman nasıl sağlayacağız? Diyorlar ki işte nedeni şuradan geliyor. Küresel ısınma diye bir şey var. Bu sıcaklıklara ve bu anormalliklere artık alışın. Her şey daha sıcak olacak. Küresel ısınmanın doğrudan bugüne yarına etkisi yok falan diye avunuyorduk ama işte böyle jet stream işte birkaç yüz kilometre ya da işte neyse yukarı çıkarttığı zaman olmadık yerlerde Kanada'da, İskoçya'da, kuzeyde sıcaklık rekorları kırılmaya başlanıyor. Bu jet stream'in normale gelmesi kendi bileceği bir iş. Dışarıdan kontrolü mümkün değil. Böyle bir ortamdayız. Çaresi de yok maalesef. Donald Trump Londra'ya da gidiyor. Londra'ya da gidiyor. 11-12 Brüksel'de NATO zirvesi. Sonra Londra'ya uğrayacak. Oradan da 16'sında Vladimir Putin'le buluşmaya Helsinki'ye gidecek. Ve Londra'da Donald Trump'ı bu sevimli ya da sevimsiz balonun taşıyacağı ve karşılayacağı bildiriliyor. Şöyle bu balon işte 6 metre boyundaymış. Bu balonu protesto için hem de İngiliz parlamentosunun yanına asmayı, bunu orada havalandırmayı planlıyor protestocular. Yerden 30 metre yükseğe ancak çıkabilmesi şartıyla polis ve belediye izin vermiş. Buna izin veren belediye de belediye başkanı işte Sadık Kağan. Kendisi Donald Trump'la başka ağız dalaşlarına da girmişti. Sadık Kağan izin vermiş ve bu bebek Trump'ı protesto için uçurmalarına izin çıkmış. 13 Temmuz Cuma günü sabah 9.30 ila 10-11.30 arasında bu balon uçacakmış. O kadar. Yani şeyi yok. Daha fazla abartılmamasını istiyorlar. Polis demiş 30 metre Big Ben Kulesi'nin yakınına kadar çıkacak. Ve işte temsili fotoğraflar da vardı. Olduğu zaman işte nasıl olur diye Londra'ya havadan bakacak. Bir işte şu görüldüğü gibi balon. Fakat bu gerçekten uçabilecek mi o gün diye şöyle bir düşündük. Bizce zor. Bu işin olacağından kuşkuluyuz. Çünkü tamam belediye falan Donald Trump'a karşı da
İngiltere hükümeti bu ziyaretin herhangi bir şekilde gölgelenmesini istemiyor. Donald Trump'ın bu tip olaylara takıldığı ve taktığı da biliniyor. Bütün ziyaretini bu balona ekleyip Donald Trump çok rahat olay çıkartabilir. Bunu da herhalde Bayan May hükümeti ve Londra Emniyeti biliyordur. Bir son dakika izin iptaliyle tahminimiz hükümet bu işi engelleyecek. Çünkü Donald Trump'ı kızdırmaya değecek bir şey değil bu. Neden değil? Başka işleri var. Çünkü Donald Trump Brexit'le Avrupa Birliği'nden çıkmak üzere olan, Avrupa Birliği'nden kopan ve tek umudu aslında Amerika olan bir İngiltere'ye gidiyor. Ha bu arada işte Donald Trump kraliçeyle de görüşecek. Bayan Trump ve Bay Trump gelip kraliçe diye reverans yapacak mı diye de aslında orada bakmak gerekiyor. Çünkü Donald Trump'ın ilginç reveransları olabilir. Kral Salman'a yapmıştı hiç gerekmediği halde. Bakalım kraliçeye ne yapacak? Herkesin zihninde o Bayan May'in prense eğilmesi hareketi var. Onun benzerini Trump'tan görür müyüz, görmez miyiz? Mesela o ziyaretin en eğlenceli noktalarından bir tanesi olacak. Zannetmiyoruz. Sıkı sıkı tembih ederler Donald şöyle bir hafif eğil diye. Fakat ne kadar eğileceği falan Obama'nın eğilmesi mesele olmuştu. Yani onlar işin diğer protokol tarafı. Fakat İngiltere'nin durumu şöyle kritik. İngiltere Avrupa Birliği'nde de kaybettiği ticareti ve ikili ilişkileri ve de itibarı kuzen Amerika ile telafi edeceğini zannediyordu. Fakat Donald Trump faktörü var. Donald Trump Bayan May'den hoşlanmıyor. Bunu dolaylı olarak ifade ettiği bilinmekte. Ve de İngiltere'yi Amerika taşıyacak durumda değil çünkü Amerika malum işte ticaret savaşıydı, vergilerin yükseltilmesiydi falan da filandı diye ortalığı karıştırmakla meşgul. İngiltere'ye bir jest yapacak, işte istisna tanıyacak falan durumda değiller. Ama işte o kuzenlik falan hikayesi yok, bitti. Dün mü anlattık? Evvelsi gün anlattık. Amerikan Savunma Bakanı Mattis, İngiltere Savunma Bakanı'na mektup yazıyor. Kocaman mektup. Diyor ki savunma harcamalarınız evet güzel %2 fakat sizin gibi küresel çaplı bir askeri güç için %2 yetmez. Sizin daha da harcamanız lazım. Bu yeni harcamaya yönelik planınızı da NATO toplantısına getirin görmek istiyorum. Amerikan Savunma Bakanı İngiltere Savunma Bakanı'na ev ödevi veriyor. O zaman da demiştik şu kadar harcıyorsunuz daha fazla harcayın bir de başka işler de yapmanız gerekiyor. Bir de o planı göreyim diye. İngiltere nükleer güç işte uçak gemisi var yok. İşte bir tanesi yeni devreye girecek falan. Ve düşünüyorlar bizim bu kadar donanmaya ihtiyacımız vardı. Onu da anlatmıştık. Savunma Bakanı bir bütçe istedi Başbakan May'den. Buna ihtiyacımız var mı gerçekten diye May sorunca pat sızdırdılar. Herkes medya dahil May'in üzerine çullandı. Ülkenin savunma gücünü kırmaya çalışıyor falan diye. Bayan May ülkesini sevmiyor mu? Seviyor ama neyi düşünüyor? Oraya işte Zambezi'ye gemi göndermek mi uygun? Yoksa İngiltere'de yatak bulamayan koridorlarda yatırılan hastalara yeni hastaneler ve klinikler açmak mı öncelik? Veya İngiltere'nin çöken sağlık sistemini canlandırmak falan filan mı? İki tercih. Şey mi? Top mu? Tereyağı mı? İkilemi. Tereyağı diyor tabii ki. Dolayısıyla böyle bir Amerika ile karşı karşıya ve bu Amerika'ya ne yapılır? Kraliçe ile el sıkışmak falan Donald Trump'ı kesmez. Kraliçe'yi hiç fazla umurunda olduğunu zannetmiyoruz. İngiltere en son 1945'te iflas durumundaydı ve İkinci Dünya Savaşı'nda baktı ki işte o sonrası o dünyada bu işleri kaldıramayacak. Kendi arazisini İngiltere Amerika'ya devretmişti. Amerika devraldı. İngiltere de Amerika'ya akıl verme hakkını elde tuttu. Sonra o şekilde devam ettiler. Sonra Süveyş krizinde İsrail, Fransa, İngiltere, Süveyş'e Nasır'a çullandıkları zaman 56 mıydı? Olabilir. 56'dı galiba. Süveyş krizinde Amerika sert çıktı. İngiltere'yi iflas la tehdit etti. Hatta
İngiltere tahvillerini Amerika satmaya başladı. İngiltere orada kilitlenme noktasına kaldı. Bir de Süveyş krizidir. Fakat ondan beri ne İngiltere bu kadar batak olmuştu, ne de Amerika bu kadar İngiltere'ye karşı bir şey yapma ihtiyacında olmuştu. İlginç bir noktadayız. Şöyle 1945'te arazilerini verdi İngiltere'de, kurtardı. Şimdi pek fazla verecek bir şey de yok işin kötüsü Donald Trump'a. Donald Trump Bayan May'den hoşlanmıyor dedik. Angela Merkel'den hiç hoşlanmıyor. Angela Merkel'le başı şöyle, Angela Merkel'in başı dertte. Mülteciler krizi, hükümet krizi şimdilik kurtarmış gibi. Fakat o kriz daha devam ediyor. Yani hükümette şimdilik kalıyor olması bundan sonra da kalacağı anlamına gelmiyor. Fakat başka bir önemli gelişme var. Ticaret savaşı kısmında Donald Trump ne demişti? Alman dahil bütün Avrupa Birliği otomobil üreticilerine gümrük tarifesi, gümrük duvarı. Sonra otomobil ithalatı istemiyorum. Yapacaksanız getirin burada yapın. Burada üretin, Amerika'da üretin, Amerika'da satın diye tehdidi göndermişti. Şimdi Bayan Merkel'den bir geri adım işareti geldi. Merkel diyor ki eğer Amerika gümrük vergilerini indirmeye niyetliyse biz de bütün gümrük vergilerini indirmek ve başka yollar aramak için görüşmeye hazırız. Pes mi etti? Tam da söylemiyor. Donald Trump böyle bağıta bağıta pes ettirmek istiyor. Yani böyle dolaylı yollardan değil. Evet haklısınız imparator, siz haklıydınız, pes ediyoruz biz falan diye böyle bir itiraf bekliyor. Öyle bir şey gelmez. Ama tam da teslim oldu mu olmadı mı net değil. Ama bir gevşeme ve teslim olma işareti. Şimdi bunun önemi şu. Donald Trump bu işlerde böyle davrandığı zaman netice aldığını bu şekilde anlarsa Donald Trump'a artık hiçbir şey, hiçbir kimse, hiçbir olay durduramaz. Dün küresel oyunda da kısmen konuştuk. Donald Trump tabancayı çekip masanın üstüne koyuyor. Ya paranı ya canını. Karşı taraf teslim oluyor. Yapamazsın bunu, bu işte şöyledir, böyledir falan diye itiraz gelirse de diyecek, aa bak işte Merkel gevşedi, teslim oldu. Bu yöntem işe yarıyor. Onun için devam. Oradan gazı alacak ve cesareti bulacak. O yüzden Donald Trump bundan sonra artık hiçbir şey kurtaramaz. Eğer gerçekten Merkel'i pes ettirirse. Bir de Merkel niye pes ediyor? Amerika'ya gerçekten tek bir otomobil satamama riski hali yüksek. Alman otomobil firmaları Amerika'da evet üretim yapıyorlar ama bir kısmını da ithalatla getiriyorlar. Şimdi o üretim karşılamıyor. Bir de Merkel'den önce aslında otomobil üreticileri pes etmişti. İşte önceki gün Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği falan gibi ya da Fransız Alman Otomobilciler Derneği falan bir kaynak endüstri adına konuşuyor. Şöyle demişti. Otomobil endüstrisi esnektir. Otomobil endüstrisi maliyet hesaplarını yapma noktasındadır. O yüzden, burası önemli, yerel olarak üretme daha karlı ise yerele dönebiliriz. İthalat gerekli değildir. Küt. İşte Merkel'in bütün teorisi düştü. Çünkü araba üreticileri diyor ki bu Donald Trump gümrük vergisi koyarak bizi boğacak. Onun için bu maliyeti aşalım. Riskli bir şey. Ne yapalım? Amerika'da üret diyorsa gidip Amerika'da üretelim. Hem maliyetimiz düşer. Maksat ne? Maliyeti düşürmek, satış yapmak. Hem de Donald Trump'ın gazabına kurtuluruz. Yani ilk aslında otomobil endüstrisi pes etmeye başlamıştı. Bu yüzden Donald Trump'ın keyfi gayet yerinde. Bu arada dün yine tekrar konuştuk. Şöyle şuradan başlayalım. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'nin bir yorumu var. Diyor ki tam tekmil bir ticaret savaşı başlarsa hiçbir merkez bankası, İngiltere Merkez Bankası dahil hiçbir merkez bankası bu işi kurtaramaz. Yani işte 2008 krizinde merkez bankaları şunu yaptı bunu yaptı krizi şöyle böyle aştılar ama İngiltere Merkez Bankası Başkanı diyor ki bu kez şartlar farklı. Bu kez merkez bankalarının hiçbiri bu işi götüremez. Çünkü farklı şeylerle uğraşıyorlar. Farklı bir durum var. Ticaret ve
Genel ticaretin durmasıyla parasal politika Merkez Bankası arasında hiçbir alaka yok. Bunu dün Cüneyt Baksoy heyetimizde söylemişti. Aynı şeyi şu an İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan da duymak tabii ki. Önce küresel oyunda söylemişti. Onu söyleyelim. Bu arada İngiltere, Bayan Merkel ile Macaristan Başbakanı Orban da mülteciler vesilesiyle birbirlerine girmiş durumdalar. Merkel dedi ki biz insani bir şey yapıyoruz, insani davranıyoruz. Macaristan'ın sorun olduğunu söyledi Merkel. Orban da sinirlendi. Orban da dedi ki Almanya ve Macaristan dünyayı farklı görmekteler. Bu işin bir tek çaresi var, sınırları kapamaktır. Çünkü insanlar gelebileceklerini anlarlarsa gelirler. Onları durdurmanın başka yolu yok. Bu ikiliyi de bu şekilde kayda alalım. Dediğimiz gibi mülteci krizi bitmedi. Çin'le Amerika arasındaki ticaret savaşı başlıyor. Ne zaman başlıyor? Cuma günü Pekin'de öğle vaktiyken. Yani Türkiye'de sabah 7.07.01'de 12'yi 1 geçe Pekin'de saatler 12 öğlen 12.01 çaldığı zaman Cuma günü 34 milyar dolarlık Çin malına Amerika gümrük vergisini başlatıyor. Savaş bu şekilde başlamış oldu. Tabii savaş için karşı tarafın bir de o atışa karşılık vermesi lazım. Fakat Çin hala tereddüt ediyor. O da ilginç bir şey. Bu da Donald Trump'ı cesaretlendirebilecek bir durum. İşte neyse gönderdi. Bir roket gönderdi. Atom bombası değil. Bu şimdilik küçük. 34 milyar. Fakat arkadan geliyor. Arkadan daha yüklü füzeler geliyor. Bir 400 milyar görmüştük bir yerde. Yani onu artıracaklar. 450 milyar. Kademeli olarak artıracaklar da ilk 34 milyar hiçbir şey. Fakat Çin şimdilik demeçlerle ve lafla buna karşılık vermeye çalışıyor. Mesela bugün Çin ticaret sözcüsü dedi ki Amerika yalnızca Çin'e değil bütün dünyaya ateş açmaktadır. Biz ticaret savaşı istemiyoruz. Tabii ki gerekeni yapacağız ama ilk ateş eden de biz olmayacağız. Tamam siz olmazsanız işte Cuma günü öğlen vakti Amerika başlatacak. Sonra siz ne yapacağınız size bağlı. Çin'in ihracat mallarını ona belirlediler. Onları vuracaklar. Çin de aslında Trump'a oy vermesi kritik noktada olan eyaletlerin mallarına gümrük vergisi uygulamayı ve o şekilde rahatsızlık yaratmayı bekliyor. Donald Trump'ın Kasım'da kongre seçimi var. Demokratlar, Cumhuriyetçiler kapışacaklar. O eyaletler önemli. O eyaletlerin ekonomisini fakat Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım etkiyi hemen göremezler. Yani Çin'in çok zamanı yok. Donald Trump'ın biraz avantajı var bu konuda. Hemen seçim gününe etki yapmaz. O yüzden Donald Trump biraz daha o kumarı tırmandırabilir. İşte sonra ne olacak? Sonra bilmiyoruz. Yani geçmişte evet işte ticaret savaşından büyük sorunlar çıktı fakat bu kez bir garip bir ekonomi olduğu için dünyada Donald Trump'ın bu işi kazanabileceği yolunda hafif işaretler var. Yanlış olabilir. Büyük felaketle çıkabilir ama şu an bilinmiyor. Biraz daha beklemek gerekiyor. İzliyoruz, anlatacağız. O deminki görüntüde de dün Melania Trump kendisine hediye paketi yapmıştı. O epey bir kapse neden oldu. Fakat Çin'in başka marifetleri de var. Çin Avrupa Birliği'ni çok rahatsız eden bir şey yapıyor. Onu da cumartesi günü yapacaklar. Çin cumartesi günü Sofya'da tam 16 Avrupa ülkesini toplayarak İkili ticaret konferansı başlatıyor. Hangi 16 ülke? Bunların 11 tanesi Avrupa Birliği üyesi. Sonraki 5 tanesi de Balkan ülkeleri. Yani işte Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan onlar.
11 artı 5'i Çin topluyor ve Avrupa Birliği'ni bölüyor. Avrupa Birliği'nin önemli ülkelerini, ki Avrupa Birliği ülkeleri kim? Macaristan, Polonya, zaten Brüksel'le arızalı olan Orta Avrupa ülkeleri. Sonra Baltık ülkeleri. Brüksel panik içinde. Biz Çin'le, Brüksel olarak herkes adına, aslında doğru, Avrupa Birliği'nin öyle üyelerinin kendi başlarına iş çevirme, ticaret anlaşması yapma, görüşmeler falan yetkileri yok. Fakat Balkan ülkeleri işin içine girince durum bulanıklaşıyor. Öbür 11 gelince iş iyice karışıyor. Balkan zirvesi nedir? Çin Balkanlara bu şekilde yayılacak. Şey o. Avrupa Birliği'nin kaygısı o. Mesela 2016'da Çin'in zaten bölgede 9,5 milyar dolarlık ticareti varmış. Ama bunun yarısı gerçekten o Balkan ülkeleriyle, işte saydığımız Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, onlarla. Yarısı onlarla. Diğer yarısı Avrupa Birliği'nin o ülkeleriyle. Tekrar Brüksel, siz Avrupa Birliği'nin ticaret yapmaya kalkışması tümüyle garip ve sıra dışı bir durum. Ama artık ne kural kaldı ne sıra kaldı, onun için yapacak bir şey yok. Başka, işte Çin Truva atı getirdi Balkanlara diye bir yorum var. Fakat bir de ilginç bir şey daha var. Çin Başbakanı, ki Çin Başbakanı götürüyor bu projeyi, diyor ki eski sosyalist müttefiklerimizle bu şekilde tekrar ticari bağlar kurmak çok heyecanlandırıcı. Hangi sosyalist ortaklarınız? Ta Berlin Duvarı öncesi, evet, Makedonya, o 5 Balkan ülkesi sosyalist kamptaydı. Comecon'dan bahsediyor. Varşova Paktı'nın ticaret şeyiydi, ticaret bölgesiydi. Sonra Polonya, evet, Macaristan, onlar. Tanım çok ilginç. Yani Avrupa Birliği'nin gömmek istediği ve unuttuğu ve işte artık yeni bir dünya falan, artık sosyalizm falan, eski soğuk savaş parametreleri. Hayır, yok, Çin diyor ki bizim bunlar eski Sovyet sosyalist yoldaş ticaret ortaklarımız, onu canlandırıyoruz. İdeolojik boyut da katıyor. Avrupa Birliği'ni daha da karıştırıyor. Ve de hani soğuk savaşla birlikte Doğu Avrupa tümüyle liberal kapitalist olmuştu diye bir soru aklımıza geliyor. Cevabını herhalde Xi Jinping daha iyi bilmekte. İngiltere çeyrek finale kaldı ya, havaya girdiler, kupayı alır mıyız diye. Başından beri önemli, işte İspanya'nın, Portekiz'in, önemli ülkelerin, hatta Almanya'nın elenmesinin İngiltere'ye mi acaba ortalığı açıyorlar diye bir kaygımıza neden olmuştu. Kaygı derken, İngiltere'nin pek şampiyona uygun bir futbol oynadığını düşünmüyoruz. O yüzden ama bu şampiyonada çok garip işler oluyor, onu da görmek lazım. Zaten şu noktada kayda geçirebilirim, geçirelim yani. Herkes başka şey söylüyor da İngiltere ve veya Rusya bu kupayı alabilir. Yani hak ettikleri için, hak etmedikleri için onlar ayrı konu da, öyle bir gidişat var. Bu durumu İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'e sordular bugün. En son kupayı İngiltere 1966'da almıştı. Şimdi alırsa ne olur? Carney dedi ki muhteşem olur, katıksız, saf ve gayet güzel, iyi olur. Ekonomik açıdan konuşuyor. Ekonomik teoride vardır. Evet, ülkelerin böyle heyecana gelmesi, gaza gelmesi, ortak bir mutluluk çevresinde toplanmasının ekonomiye olumlu etkisi, harcama etkisi, daha iyimserlik etkisi getirdiği bilinir. Kısa sürelidir ama bir işte o feel good effect, kendini iyi hissetme etkisi diye bir şey vardır. Onu söylüyor Merkez Bankası Başkanı olarak. Zaten cumartesi günü işte oynayacaklar, İsveç'le oynayacaklar. Cumartesi günü İsveç maçı öncesinde borsa analistleri hesaplamışlar, 1.4 milyon daha fazla alışveriş yapılacak İngiltere'de cuma ve cumartesi günü diye. Perakendeciler hemen hesaplamış. İşte maça hazırlık, ne alacaklarsa maç için alacaklar ve
şeyler artacak, satışlar artacak, ciro artacak. Cirosu ve satışı artan bir şey daha varmış. Bunu İngiltere Merkez Bankası Başkanı da söyledi. Dedi ki, teknik direktör Southgate'in kıyafeti, özellikle yeleği. Bu yelekli kıyafet birden İngiltere'de moda olmuş. Bunu yapan meşhur bir şirket, mağaza. Mağazanın satışları artmış. Herkes Southgate gibi giyinmek istiyor. Biraz demode bir şey ama işte yelek falan böyle. Karne espri de yaptı. Dedi ki ben de akşam üzeri gidip kendi yeleğimi alacağım aynı mağazadan. Böyle bir durum. Futbol hiçbir zaman futbol değildir. Ekonomidir. Şimdi bu işte kupa maçlarının yapıldığı kentlerden birisi Samara. Samara. Ya neresi bu Samara diye açıkçası bize pek fazla bir şey söylemedi. İkinci Dünya Savaşı'ndaki adını duyunca hatırladık. Asıl buranın adı Kuybişev'dir. Samara, Moskova'ya böyle 14,5-15 saat arabayla, işte trenle 19-20 saat falan, iyice doğuda bir kent. Bu kentin özelliği şuydu. Nazi ordusu Moskova'ya yaklaşırken, işte daha o zaman Volgograd, Stalingrad olmamış, Naziler ilerlerken Moskova'nın boşaltılması ve başkentin daha içlere taşınması söz konusuydu. Ve orada seçilen gizli başkent Kubişev'di. Sonradan Samara oldu. Kubişev orası. Ve bu maç vesilesiyle hatırlamışlar. Oraya da kamera göndermişler. Kubişev'in en önemli özelliği Stalin ve şürekası için, o zamanki Sovyet yöneticiler için hazırlanan sığınaktır. Bu sığınak bilinmiyordu. Ne zamana kadar? 1990'a kadar bilinmiyordu. 1942'de öyle bir sığınak yapıyor ki Sovyet sistemi Stalin'i saklayabilmek için. 1990'a kadar gizli kalmış. Şimdi işte turizme açılmış. Gayet sağlam bir sığınak. 37-40 metre yerin altında. Taraftarlar ilgiyle işte sağ Stalin'in sığınağı diye ziyaret ediyorlar. İşte nedir? Bombardımana, o zamanın bombardımanına dayanıklı. Fakat 1990'a kadar sakladıklarına göre bizce modern zamanlarda da kullanmayı düşündüler. Yani yoksa açık etmemeleri. Bu Stalin masasıymış, Stalin için ayrılan. Ha, Marksız Stalin olmaz, Engelsiz Stalin olmaz. Şöyle, peki buraya geldi mi? Hayır, gelmedi. Yani Stalin'in ya da Moskova'nın taşınmasına bir noktada gerek olmadı. Çünkü Almanlar işte Volgograd'da durdurdular. Ama gelir diye Stalin'in işte masası buymuş. Kullanılan harita o. Oraya koymuşlar, hazırlamışlar. Fakat Stalin'in hiçbir zaman gelmediği, kullanmadığı, gerek de olmadığı, işte Moskova'nın da taşınmadığı bir sığınağın hatırası. Orada bir de hikayesi var. Tam görüntülerde Stalin masasında bir telefon, belki gördünüz belki görmediniz de, o da Stalin masasında telefon vardı ve turistleri o zaman oturtuyorlarmış işte fotoğraf çektirmeleri için falan. O telefon Moskova'ya, Kremlin'e bağlı diye bir laf. Hikaye şu. Bir Fransız turist telefonu kaldırmış, bakmış ki hat çalışıyor. Fransa'yı annesini aramış. O zamanın parasıyla milyonlarca ruble Kremlin'e borç takmış. Ondan sonra da kesmişler o hattı. Artık o Stalin'in telefonu çalışmıyor. Borç taktıktan sonra. Hikaye de o. Bugünlük bu kadarız. Yarın 20'de tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalınız.